Gerçek adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün yine birlikte bir gerçeği el alacağız. Hatırlarsanız slogan ayetimiz, gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür kılacaktı. Bu yüzden gerçeği bilmek hayati önem taşıyor. Bugün beraberce bakacak olduğumuz gerçek, Mesih'te, Tanrı'da güçlü olduğumuz gerçeği. Bununla ilgili kutsal kitapta harika bir ayet var. Bu ayetleri okuyarak programımıza başlayalım. Okuyacağım ayetler Yeşaya kitabından, Eski Antlaşma'dan, Yeşaya 40. bölüm 31. ayet. Ayet şöyle diyor: Rab'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur. Kanat açıp yükselirler, kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez. Yürür ama yorulmazlar. Rab'be umut bağlayanlar taze güce kavuşuyor. Bundan önceki ayetler şunu söylüyor. 30. ayetler, gençler bile yorulup zayıf düşer. Yiğitler tökezleyip düşerler. Güç yaşa bağlı değil. Genelde güç diye düşündüğümüz zaman insanlar kendilerini zinde hissederler, güçlü hissederler, verimli hissederler. Daha çok gençleri düşünürüz. Ama ayetler diyor ki, gençler bile zaman zaman yorulabilirler. Hatta yiğitler tökezleyip düşerler. Ama Rab'be umut bağlayanlar sürekli taze güce kavuşur. Buradaki gücün kaynağı Tanrı, bunu biliyoruz. Önce kaynağa bakmak lazım. Her kim kaynağa bakarsa, kaynaktan beslenirse onun gücüyle dolmaya başlıyor. Bu neredeyse şuna benziyor. Güneşi düşünün. Bazı cihazlar vardır güneş enerjisiyle çalışan. Güneş göründüğü zaman, güneş ışınlarını aldığı zaman cihaz enerji depolamaya başlar. Ama güneş görünmezse yavaş yavaş enerjisini kaybeder. Kutsal kitap yine İsa Mesih için, Tanrı için yücelerden doğan güneş ifadesini kullanır. Bizler de başımızı kaldırıp İsa Mesih'e baktığımızda, Tanrı'ya baktığımızda onun ışığını görüyoruz. Onun ışığıyla dolmaya başlıyoruz. Ondaki güçle dolmaya başlıyoruz. Ondaki esenlikle dolmaya başlıyoruz. Sevinçle dolmaya başlıyoruz. Aynı zamanda güçle esenlik paralel kavramlar. Ne zaman kendinizi esenlikte hissettiğinizde aynı zamanda güçlü hissedersiniz. Bunun tam tersi de doğrudur. Esenliğinizi kaybettiğinizde zayıf hissedersiniz. İsa Mesih bizlere kendi esenliğini verdi. Kendi gücünü verdi. Ve bizler onun esenliğinde her gün kalmalıyız. Her gün bunu seçmeliyiz. Her sabah kalktığımızda gün içinde ne zaman kendimizi zayıf hissettiğimizde, çok iyi hissetmediğimizde hemen kaynağa bakmalıyız. Kaynaktan enerji almalıyız, ondan güç almalıyız. Tanrı'ya bakanların yüzleri ışıl ışıl parlar diyor ayetler. Evet, gerçekten Tanrı ışık kaynağı. Ve karanlık bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada pek çok gölgeler var. Sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Bazen esenliğimizi kaybediyoruz. Bazen umudumuzu kaybedebiliyoruz. İşte bu zamanlarda ne zaman kendimizi zayıf hissettiğimizde hemen güç almak için kaynağa gitmemiz gerekiyor. Başımızı kaldırıp kaynağa bakmamız gerekiyor. Aynı zamanda kaynak deyince İsa Mesih yine bizlere dünyadan ayrılmadan önce önemli bir mesaj verdi. Aslında bir vaat verdi güçle ilgili. Bu vaadi bilmemiz önemli. Bakın bununla ilgili ayetler var. Bu ayetlere beraberce bakalım. Okuyacağım ayetler Elçilerin İşleri kitabında. Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayet. İsa Mesih burada güçle ilgili kilisesine, kendisine iman etmiş olan insanlara önemli bir vaat, önemli bir mesaj veriyor. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Güç kutsal ruhla geliyormuş. İsa Mesih bundan bahsediyor. Bu gücü aldıktan sonra Yeruşalem'de, bütün Yahudiye'de, Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Güç yaşamlarımıza girdiği zaman aynı zamanda İsa Mesih'e tanıklık ediyoruz. Zayıfken İsa Mesih'e tanıklık edemeyiz. Umudumuzu kaybetmişken, esenliğimizi yitirmişken İsa Mesih'e tanıklık edemeyiz. Ama ne zaman esenlikle, güçle dolarak, esenlikle, umutla dolduğumuzda her yerde ışıl ışıl parlayacağız. Dünya ne kadar karanlık olursa olsun, karanlık bizim için tehdit değil. Hiçbir zaman karanlık ışık için tehdit değildir. Işık karanlığı alt eder. Ayetler zaten bunu söylüyor. Bizler kaynaktan beslendiğimizde dünya karanlık olsa dahi bu güç bizim içimizde kutsal ruh diyor üzerinize inince. Yani kutsal ruh göklerden gelecek ve içimize girecek, üzerimizde ve içimizde olacak. Burada şunu fark etmek lazım. Kutsal ruh kimdir? Kutsal ruh Tanrı'nın ta kendisidir. Baba oğul kutsal ruh.
Kutsal Ruh dünyaya gelmişti ve İsa Mesih bu yüzden aslında dünyadan ayrılmadan önce öğrencilerle birlikteydi. Öğrenciler her zaman İsa Mesih ile birlikte oldukları için güvendeydi, esenlikteydi. Kendilerini çok güçlü hissediyorlardı çünkü Rableri İsa Mesih onlarla birlikteydi. Ama İsa Mesih dünyadan ayrılmadan önce yakında gideceğim dedi. Ama sizleri güçsüz bırakmayacağım, esenliksiz bırakmayacağım dedi. Çünkü yakında bir yardımcı göndereceğim. O yardımcı Kutsal Ruh'tur. Kutsal Ruh şu anda içimizde. Bir kimse İsa Mesih'e iman ettiğinde Kutsal Ruh, kutsallığın ruhu o kimsenin içine gelir. Peki nasıl gelir? Herkes de olamaz mı Kutsal Ruh? Hayır. Herkes de Kutsal Ruh olamaz. Çünkü herkes kutsal bir kap değil. Bununla ne demek istiyorum? Bir kimse İsa Mesih'e iman ettiğinde günahları bağışlanır. Artık o kimse Kutsal Ruh mesken edinebilmesi için arındırılmıştır kalıcı olarak. Bu yüzden Kutsal Ruh bizim içimize geliyor. Yani İsa Mesih'e iman etmeden Kutsal Ruh'un insanların içine gelmesi mümkün değil. Gücün insanların içine gelmesi mümkün değil. Ama bizler İsa Mesih'e iman ettiğimizde İsa Mesih'in kutsal kanıyla, yalnızca onun kanıyla yaptığımız işlerle değil, kendi doğruluğumuzla değil, İsa Mesih'in çarmıh üzerinde tamamlamış olduğu işle kutsal kılındığımızı fark edip iman ettiğimizde işte Kutsal Ruh içimize geliyor. Güç içimizde. Güç dışarıda değil, uzaklarda değil. Gücü dışarıda aramamız gerekmiyor. Gücü dünyada aramamız gerekmiyor. Dünyadaki şeylere bel bağlamamız gerekmiyor. Onlara dayanmamız gerekmiyor. Güç içimizde. Kutsal Ruh içimizde. Bu yüzden dışarıdan hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Zaman zaman yaşamlarımıza baktığımızda bazı alanlarda eksikmiş gibi hissetsek de, kendimizi zayıfmış gibi hissetsek de şunu sakın akıldan çıkartmayın. Güç dışarıdaki şeylerle ilgili değil. Güç içimizde, Tanrı içimizde. Bu dünyada ne türden sorunla karşı karşıya gelirseniz gelin. Ne türden tehdit size meydan okursa okusun. Hatta sizi ezeceğim dese dahi sakın şunu akıldan çıkartmayın. Kutsal Ruh içinizde. Kutsal Ruh hiçbir şey ezemez. Kutsal Ruh sınırsız tanrısal güç aynı zamanda. Her şeye kadir olan Tanrı içimizde. Bunu fark edin, güç içinizde. Peki bu güç niye içimizde var? Bunun özel bir amacı var. Ayetlerde okuduğumuz gibi İsa Mesih güç diyor, üzerinizde olacak, içinizde olacak ve bu güçle dünyanın dört bir bucağında her yerde benim tanıklarım olacaksınız. Belli yerlerde değil, belli noktalarda değil. Dünyanın her yerinde bizler İsa Mesih'in tanıkları olabiliriz. İsa Mesih her yerde gelen, İsa Mesih dün, bugün, sonsuza dek aynı hiç değişmiyor ve onun gücü sınırlı değil. Her yerde. Onun gücü içimizde. Yani bunun anlamı şu, dünyada en zor görünen bölgelerde dahi İsa Mesih'e tanıklık edebiliriz. Güç konusunda sorunumuz yok. Güç bizim içimizde. Güce dayanabiliriz. Zayıf kalmayacağız. Güç aynı zamanda bizi koruyacak. Kutsal Ruh'un gücü. Güç derken bu yanlış anlaşılmasın. Kutsal Ruh'tan bahsediyoruz. Bu yüzden Kutsal Ruh bizi güçlendirdi, donattı. Niçin donattı? İsa Mesih'in tanıkları olmak üzere. Az önce bahsettim. İsa Mesih'e tanıklık çok çok önemli. Dünyada İsa Mesih'in tanıkları olacağız. Her yerde, en karanlık yerlerde parlayabileceğiz. Işık içimizde, İsa Mesih'in gücü, Kutsal Ruh içimizde. Yeter ki bizimle olanı fark edelim. Ona güvenelim. Başka şeylere dayanmayalım. Tanrı bu konuda bizleri uyarıyor. Az önce okuduğum ayetlerde hatırlarsanız, bazen gençler dahi zayıf düşebilir. En görkemli kahramanlar düşebilir, yiğitler tökezleyebilir. Ama diyor ayetler, bu yaşa bağlı değil, koşullara bağlı değil, fiziksel duruma bağlı değil, bedensel duruma bağlı değil. Eğer Kutsal Ruh'a dayanırsanız, Rab'be bakarsanız, işte o zaman güç bulacaksınız. Hatta gücünüz tazelenecek. Her gün gücümüzü tazeleyebiliriz. Her gün kendimizi güçlü hissedebiliriz. Buna giden yol, kaynağa bakmak, kaynaktan beslenmek, kaynağa dayanmak. Dünyadaki şeylere değil, insanlara değil, çevremize değil, kendi birikimlerimize değil, hepsi yok olabilir. Hepsine ne kadar güvenirsek güvenelim, bir yerde kopabilir. Hayal kırıklığına maruz kalabiliriz. Ama Tanrı böyle değil. Tanrı söz verdi. İsa Mesih bizlere söz verdi. Güç dedi içinizde olacak. Gereken her şey içinizde olacak. Yeter ki bunu fark edelim, bunun için minnettar olalım. Her yeni güne başlarken, gözlerinizi açtığınızda sabahleyin,
ilk aklınıza gelmesi gereken şey Tanrı. Tanrı'ya minnettarlık diyor. Ne zaman Tanrı'ya övgüler sunduğunuzda, minnetle dolduğunuzda, yeni güne gözlerinizi açtığınızda işte o zaman onun ışığından, onun esenliğinden, ondaki güçten beslenmeye başlıyorsunuz. İşte o zaman Rab'be umut bağlamış oluyorsunuz. Şunu söylüyorsunuz, Tanrım ben bu dünyadayım, yalnız değilim. Evet yaşamda bazı sorunlar olabilir ama sen benimle birliktesin. Hatta benimle birlikte değil yalnızca benden yanasın. Ben hiçbir sorunu tek başıma göğüslemek zorunda değilim. Sen benimle birliktesin. Ben sana güveniyorum dediğinizde işte o zaman yorgun da olsanız kartal gibi kanat gireceksiniz ve yükselmeye başlayacaksınız. Tanrı sizi kaldıracak. Koşullar ne olursa olsun. Koşullar içinde her ne sizi aşağıdan çekmeye çalışırsa çalışsın. Hiçbir kuvvet kutsal ruhun gücünün karşısında duramaz. Kutsal ruh içinizde. Bizler yeter ki gözümüzü Tanrı'dan ayırmayalım. Umudumuzu yalnızca ona bağlayalım. Bunu yaptığımızda kartallar gibi gerçekten yükseleceğiz. Zayıflamayacağız. Koşsak da, hareket etsek de. Bununla ilgili kutsal kitapta inanılmaz hikayeler var. Bunlardan birisi İlyas'la ilgili. İlyas bir yerde çölde uyuyakalıyor. Ve aynı zamanda umutsuz durumda. Ardından Rabbin meleği geliyor. Ona yemek hazırlıyor. Bu yemekleri ye diyor. Rabbin meleği özel bir yemek getiriyor İlyas için. İlyas o yemeklerden yiyor sonra tekrar uykuya dalıyor. Ve tekrar melek uyandırıyor. Çıkacağın yol uzun diyor. Bunlardan ye, güç bulacaksın. Ardından İlyas Rabbin sağlamış olduğu yemeği yediğinde, diğer bir ifadeyle Rab'be baktığında, onun gücüyle dolduğunda taze güce kavuşuyor. 40 gün çölde ilerliyor. Burada önemli bir mesaj var. Koşullar ne kadar imkansız görünürse görünsün, ne kadar büyük sorunlar içinde olursak olalım, eğer başımızı kaldırıp Rab'be bakarsak, umudumuzun yalnızca Tanrı olduğunu beyan edersek, Tanrı bize doğaüstü bir güç verecek. İçimizde doğaüstü bir Tanrı yaşıyor, her şeye egemen. Sınırları yok, sınırsız. Bu yüzden kardeşler bugün hatırlayın, bizler Mesih'teyiz. Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruh içimize geldi, Tanrı içimize geldi, Tanrı bizlerle yaşıyor. İçimizde müthiş bir güç var. İçimizdeki ruh ayetlerde söylendiği gibi dünyadakinden çok daha güçlü. Dünyada ne türden güçler olursa olsun içinizdeki gücü hiçbir şey alt edemez. Bu yüzden içimizdekinin dünyadakinden çok daha güçlü olduğunu ilan ediyoruz. Aynı zamanda ayetler diyor ki İsa Mesih'i ölümden dirilten ruh, aynı ruh, kutsal ruh, aynı güç içimizde. Bunu çoğu zaman fark etmiyoruz. Bunu bilgi olarak düşünüyoruz, evet diyoruz, bu bir gerçek olmalı diyoruz. Ama bu gerçeğin derinliğine varmalıyız. Bu derinlik bizi özgürleştirmeli, aynen gerçeğini özgürleştirdiği gibi. Biraz burada durun ve düşünün. Tanrı içinizde yaşıyor. İçinizde müthiş bir güç var. Onun çözemeyeceği hiçbir sorun yok. Alt edemeyeceği hiçbir engel yok. Yaşamınızda ne olursa olsun, o güç içinizde. Bugün bunu fark edin. Gözlerinizi kapatın ve onun varlığını hissedin. Onun sınırsız varlığının içinizde olduğunu, sizinle birlikte olduğunu, sizden yana olduğunu. Bu gücü hissedin. Bu güç bizi kibire sürüklemeyecek, merak etmeyin, ama kim olduğumuzu fark ettirecek. Bizler dışarıdan bakıldığımızda normal insanlar gibi görünsek de öylesine insanlar değiliz. İsa Mesih'e de dışarıdan bakanlar bir insan görüyordu. Ama İsa Mesih'in içinde Tanrı vardı. O Tanrı oğlu İsa Mesih'ti. Bu yüzden görünen şeyler bazen insanları yanıltabilir. Bizim de gözlerimiz görünen dünyada yaşadığımız için bazen bizi yanıltabiliyor. Bugün kendinize bakın. Tanrı çocuğu olduğunuzu fark edin. Tanrı'nın kutsal ruhu içinizde, gücü içinizde ve onunla yapamayacağınız hiçbir şey yok. Hiçbir engel sizi tutamaz. Hiçbir bağ sizi bağlayamaz. Özgürsünüz. İsa Mesih'tesiniz. Bunu fark edin. Bunun için Tanrı'ya övgüler sunun. Kim olduğunuzu fark edin. Bizler zayıf değiliz. Güçsüz değiliz. Tam tersine güçlüyüz. Neden güçlüyüz diyoruz? Çünkü Tanrı'ya dayanıyoruz. Eğer Tanrı'ya dayanıyorsanız ne olursa olsun, ne kadar zayıf olursanız olun, onun gücü içinizde, bedeninizdeki, yaşamınızdaki her türlü zayıflığı kaldıracaktır. Bugün tekrar bu gerçeği ilan ediyoruz. Zayıf değiliz. Güçlüyüz. Güçlü olduğumuzu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Tanrı sözü bu gerçeği bize açıkladı. Tanrı sözü diyor ki güçlüsünüz.
kartallar gibi yükselebilirsiniz. Yeter ki biz her gün her şeyde umudumuzu yalnızca Tanrı'ya bağlayalım. Evet, bunun için Tanrı'ya övgüler sunuyoruz, ona şükrediyoruz. Göksel Baba'ya hamdlar sunuyoruz. Rabbi İsa Mesih, sana şükrediyoruz. Kutsal Ruh'u gönderdiğin için, içimize koyduğun için. Bu yaşamda gereken her şeye sahibiz. Her türlü donanım içimizde. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sen bize yetersin. Göksel Baba, sana övgüler sunuyoruz. Beraberce amin diyoruz. Evet, bugün öğrenmiş olduğumuz gerçek. Zayıf değiliz, çaresiz değiliz, yetersiz değiliz. Tam tersine, güçlüyüz, yeterliyiz. Bunun için Tanrı'ya övgüler sunuyoruz. Başka bir programda görüşünceye dek esen kalın. Güç. Güç içinizde. Dışarıda değil. Kutsal Ruh içinizde yaşıyor. Her şeye kadir Tanrı içimizde, bizimle birlikte. Bu müthiş bir şey, müthiş bir duygu. Birçok insan yaşamda kendini zayıf ve yorgun hissediyor. Bunun nedeni tek başlarına yaşamda mücadele içinde olmaları. Ama Mesih imanlısı böyle değil. Bir kimse Mesih'te ise yeni bir yaratık, yeni bir varlık. Tanrı doğasına sahip. Tanrı içimizde yaşıyor. Hiçbir zaman tek başımıza değiliz. Ne türden sorunlarla karşı karşıya kalırsanız kalın, Tanrı sizinle birlikte. Bu yüzden bugün göğsünüzü gerin, kibirle değil, kim olduğunuzu fark ederek, Tanrı oğulları, Tanrı kızları, Tanrı çocukları olduğunuzu bilerek. Bugün dimdik ayakta durun. Bizler günü kurtarmaya çalışmıyoruz, yaşamda zaferle yaşıyoruz. Mesih bizi zaferli kıldı. Bu yüzden güçlüyüz, bu yüzden esenlikliyiz. Dünyada çalkantılar olsa da, sorunlar olsa da korkuya kapılmıyoruz. Çünkü kiminle birlikte olduğumuzu biliyoruz. O bizimle birlikte ve bize söz verdi. Dünyanın sonuna dek her an sizlerle birlikteyim dedi. Bu yüzden bu gerçeği sakın akıldan çıkartmayın. Güç dışarıda değil, uzaklarda değil. Gereken güç Kutsal Ruh aracılığıyla içimizde. Çünkü Tanrı bizimle birlikte.